Yağız'ın teknoloji turu başlıyor. Hardware Plus kanalına hoş geldiniz. Bugün teknoloji dostumuz Emre Bey bizi ziyarete geldi. Çok teşekkür ederiz geldiği için. Kendisiyle bugün teknoloji hakkında, kullandığı cihazlar hakkında birazcık sohbet etmek istedik. Evet, ilk başta kendinizi tanıtabilir misiniz? Hoş bulduk, davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben Emre Maraşçı, Ergon İnşaat'ın ortaklarındanım. Tabii inşaatçılık yapıyoruz ama bilgisayar mühendisliği mezunuyum. İşletme yüksek lisans yaptım Yeditepe Üniversitesi'nde. Böyle teknolojiye meraklıyım, derginize de meraklıyım. Çok teşekkür ederiz. Valla mühendislik okumanızın sebebi nedir mesela? Merakınızı gidermek, daha bilgi sahibi olmak. 16 tercih hakkım vardı. 16'sını da bilgisayardan yana kullanmıştım. Çok bilgisayar aşığıydım. Ortaokuldan başlayan bir meraktı. Üniversiteye kadar öyle gitti. İlla bilgisayar mühendisliği olsun diye... Bir şeyiniz olmadı. Oldu. Oldu. Yani işte bilgisayar mühendisi oldum ama ondan sonra da okuduktan sonra... Çünkü hani sene değişiyor ya, mesela o zamanlar trend bilgisayar mühendisiydi, günümüzde endüstri mühendisiydi, hani hep değişir yani. Çünkü çoğunluk hani onu tercih. Ben de merak ettiğim için sordum. Bizim bir halamın oğlu vardı, o bilgisayar mühendisiydi. Ondan herhalde biraz etkilenmiş olabilirim. Ondan, anladım. Benim okuma sebebim farklı mesela, sizinki farklıymış. Benimki de kız versinler diye tabii. O yüzden. Şimdi ilk başta isterseniz hani hangi cihazı kullanıyorsunuz, hangi telefon? Veya aksesuarlar. Ben iPhone 5S kullanıyorum. iPhone 5S. Evet. Memnun musunuz öncelikle, onu sorayım? Çok memnunum. Çok memnunsunuz. Yani peki neden 5S? Neden 6S değil? Evet. Ve yani 6S Plus değil çünkü. Ya büyük, ben beğenmedim. Yani bir de aradaki fark, yani mesela şimdi o telefon, benim beğendiğim 64 GB'lık telefon 3500 lira falan. Mevcut elindeki donanım 1000 lira etse 2500 liraya ek özellikleri etmeyeceğini düşünüyorum. Bu 16'lık olan mı? 16, 64, 32. Tam bilmiyorum ama tam doldu. Ya 16 ya 32. Ya 64 olsa değil. Ben Apple'da yani ben de iPhone kullanıcısıyım. Ama Apple'da sevmediğim tamamen pazarlama taktiği olan 16 GB. Yani zaten hani o hiçbir şekilde mantıklı değil. Evet. Onun için hani siz telefon tercih ederken zaten bilgilisiniz bu konuda. Yok, 16 GB kesinlikle alınmaz. Kesinlikle alınmaz. Bir Apple Watch görüyorum derinlerde, evet. Bir yerde. Evet. Peki Apple Watch deneyiminiz nasıl? Onun hakkında bilgi alabilir miyiz? Apple Watch'tan memnunum. Telefonun şarjına da biraz yardımcı oldu. Bildirimler buraya geliyor. Hani belki ekranı açıp ışığını açmadığımızdan dolayı falan olabilir. Daha pratik bakabiliyorsunuz. Yani işte WhatsApp mı geldi? Herhangi bir uyarı mı geldi? Biri mi arıyor? Hani şöyle bakıp, bir konuşma esnasında cebinden çıkarmak değil de bakıp reddet veya bir saniye önemliymiş deyip elini alma. Biraz bunu pratikleştirdi. Bunun dışında aksesuar özelliğiyle ilgileniyorum. Hoş bir aksesuar. Seviyorum. Kayışları değişebiliyor. Gene tasarımsal bir Apple'ın elitliği, prestijliği söz konusu. Evet. Çok beklediler bunun için. Evet. Bence değmiş. Fena değil. Çok aşırı da pahalı bulmuyorum. Anladım. Peki şimdi size değişik bir telefon göstersem. LG'nin Amiral gemisi bir telefon. V10. Çok kanalımızda da incelemesi oldu. Ben Android elemiyorum. Android elemiyorsunuz. Yani bu konuda biraz ön yargılıyız. Yok, ön yargılı değilim. Çünkü Apple'cı mısınız yani? Öncelikle bunu söyleyeyim. Apple fanboy. Apple'cı çok değilim. Yani lisede bizim işte hackerlık uğraşırken bilgisayar mühendisliği yazacağım dediğim dönemlerde fazla meraklıydık bilgisayara. Biz Macintosh kullananlara eksik derdik. Yani işte bilmiyorsun veya Macintosh mu kullanıyorsun diye böyle bilgisi düşük arkadaşlara aşağılamaya çalışırdık vesaire. Öyle bir usuldu bizim için. Ama yani şimdi anlıyorum ki bu telefon yani amaç kullanım kolaylığıysa Apple bunu çok epey iyi yapıyor. Evet. Yani şu saat diğer saatlerden 2 sene net geç çıktı. Evet. Apple'da çok, yok çok mu bunun teknolojisi? Evet. Çünkü 2 sene daha fazla deniyorlar. Kesinlikle. Benim aradığım bu. Android'in de bu aradaki farkı şeyle kapatıyor. O açık kaynaklı yazılımla herkese kendisi denettirerek bu aradaki farkı kapatmaya çalışıyor. Bu da çok mantıklı. Çok doğru. Bu da çok mantıklı. Apple'a o yüzden yetişebiliyor bence. O yüzden bu tip sistemlerde tabii benim şimdi bu pahalı bir şey. Yani 3000 lira, 4000 lira, 2000 lira harcamalar. Bunları çöpe atamayız. O yüzden denenmiş ve referanslı şeyler. Ben o yüzden mesela hep Apple tercih ediyorum. Sorunsuz olsun. Fiyata düşükse tercih edebilirim. Ya bu V10 çok hani amiral gemisi, tepe modeli olduğu için fiyatı yüksek. 2600 hani 2600 lira. Hafızası? 64 GB bunun hafızası. Evet. 32'liği de var ama hani çok nadir bulunuyor. Genelde 64'lük ve bu siyah. Yani mesela işçilik olarak bir Apple hissiyatı veriyor mu? En önemlisi
Size bunu sormak istiyorum ben. Sponsorlar mı? Yok, şu anlık öyle bir bilgi gelmiyor bana. Yani şimdi mesela tuş ayıp olur mu bilmiyorum ben. Estağfurullah. Ben sizin bulamıyorum onu yani. Sizin tamamen görüşünüz bu. Özgürsünüz bu konuda. Piyasada bir şey olabilir yani, reklamları işte hani çok cool yerlerde çıkmasıyla vesaire. Belki kafamızda bu görüntü kalitelidir imajı gibi yerleştirilmiş olabilir. Evet, evet. Ama sektörde bunu kullanan var mı mesela? Müteahhitlerde bunu kullanan var mı? Yok. 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 Biz en pahalısını kullanmak zorundayız. Evet, değil mi? Öyle bir şey. Müteahhitlerin imaj sorunu var. Evet. O yüzden araba, aynı kıyafet, şekilde saat ve telefon en pahalısını kullanmak zorunda. Hı. Bana hatta şunu 100 kere yakışmıyor, değiştir diyen var. He. Ben sevmiyorum alt testi. Büyük yani. Büyük de, cebime sığmıyor. Sağlam değil. Aynen. O hissi vermiyor. Kılıfsız kullanılmıyor. iPhone 7'de de öyle bir teori var, söylenti var. Normal aynı 6S Plus kasasında çıkacak. Aynı zamanda böyle bu boyutta da iPhone 7 çıkaracak ve bataryası inanılmaz gidecek diyorlar. Yani öyle bir teori var. 2 günü varan bir batarya ömrü. Şu biraz daha kalın olabilir batarya verecekse. Evet evet. Bence bu tok ve sıkı, elle yapışan, elle her yerine ulaşabildiğimiz bir tasarım. Evet ben evet. Beğeniyorum. Yani beğenmeniz, gerçekten sizin gibi düşünen çok insan var. Yani inan, bu tek değilsiniz. Hani büyük ekrana geçmek istemeyen, ilk zaten Apple'ın çıkma amacı o. Tek elle kullanmaydı. Evet. Yani 6S Plus'ı çıkartan Tim Cook'a buradan sesleniyor. Tim Cook'a buradan seslenelim yani. Özüne dönsün. Hani çünkü... çünkü 5S de öyle uzattılar. Tabii, yine rahmetlinin ermesini işte. Ama mesela rahmetli de iPhone 7'ye kadar tasarlamış galiba. Öyle de bir dedikodu var. Ha. Öyle bir leak okudum. Hani ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ya fazla ekran olmasının sıkıntısı yok. Parmağımı oraya çağırmasın yeter ekran. Anladım. He. Yani 6S tamam öyle ama parmağı oraya çağırmasın. Çağırmasın, anladım. Yeter. Peki çağırıyor. Laptopta ne kullanıyorsunuz? Ayıp olacak. Param aldı. Şimdi ben 2011 model, ben 2 senede bir çeşitli markalardan OEM gibi diyeyim yani işte veya çeşitli işte açıkçası Sony, Asus, Acer vesaire 2 senede bir laptop alırdım. Anladım. O dönemin en ortalama laptopları yani şimdinin 1200 dolar edenleri, 1100 dolar edenlerini alırdım. 2 sene giderdi, 2 sene sonra pil giderdi. 2 sene sonra başka donanım yavaşlardı. Böyle bir tad vermezdi, ekran yavaşlardı. Ben 2011'de bir Apple MacBook Air aldım. Karizmatik olsun diye aldım. Müteahhitiz, hani müşteri karşılıyoruz. Masamızda iyi dursun. Tabii. Hani imaj oluşsun vesaire diye aldım. O günden bugüne sekmedi. Yani çok... O kadar diyorsun. Stabil sistem. Evet. Ve daha hala bir sene falan değiştirmeyi düşünmüyorum. Evet. Hatta çok ağır bir kaza da geçirdi. Nasıl oldu o kaza? Biraz bahsedebilir miyiz? Backstage'de biraz konuştuk. Yani çok eğlendik dinlerken. Şimdi baktım telefon... sol elinde kılıfıyla bir MacBook duruyordu. Onun standart için... smart case'leri mi? Bu hani... Smart case. Ha, tamam. Duruyordu şöyle. Baktım elimde şey yok. Anahtarı bulamadım. Hayda dedim. Arabanın üzerine koydum. Anahtarı. MacBook'u aradım. Anahtarı buldum. Neyse. Bindim, bindim arabaya, oturdum. Gidiyorum. Dikiz aynasından böyle bir karanlık geçti. Ne oldu dedim bu. Herhalde dedim benim arabanın üstünden bir şey düşüyor. Yani kar yağdı dışarıda yaz vakti ama o da değil. Kedidir kedi. Sağa çektim. Bir şey düştüğünü anladım ama. Sağa çektim bir baktım. MacBook'um orada yerde yatıyor. Dört tarafı yaralı. Dedim tamam bitti artık. Gazi olmuş. Alalı da evet. Bir buçuk sene olmuş. Hala taş gibi. İyi kullanıyorum. Değiştirmeyi düşünmüyorum. İnternetten fiyatlara bakıyorum. 4500. Neyse ofise gittim. Oturduk artık. Bir bastım. Bir canavar. Şifrenizi girdim. Kenarları biraz yaralı. Onları böyle törpüledim. Biraz düzelttim. Onu zaten değiştirebilirsiniz. Ama şaşırdım. Ya o kasa satılıyor mesela. Onu da yaparsınız. Yani değiştirme. 2/3 fiyatıydı. Değmezdi. Anladım. Çok o kadar da kötü değil yani. Ya, kolay. Ama başka eski laptoplarımın başına gelse darmadağın olurdu. Aynen. Bu stabil sistem konusu iyi. Personelime şimdi Mac alıyorum mesela. Mac alıyorsunuz. Çünkü başka marka alsam Sony iyi yine. Yani başka o laptop markalarından alsam. 2 senede bir alıyoruz. Emre Bey bu yavaşladı. Anladım. Zaten bu daha size maliyet açısından da daha mantıklı aslında. Uzun ömürlü baktığınızda. 2011'miş. Dün baktım. 5 sene olmuş. Ben hayatımda hiçbir laptopumu 5 sene kullanmadım. Belki karlı satabilirsiniz. Çünkü MacBook fiyatları inanılmaz uçtu. İkinci eli de var. Evet, ikinci eli de var tabii ki. Yok artık. Hayır şöyle siz laptopu satıp. Belki. Hayır mesela laptopu satıp yani çalışanlarınızdan birine mesela bedavaya getirebilirsiniz. Böyle de bir şey olabilir tabii. Bu... Ya olabilir. Yani çünkü ikinci elde çok iyi gidiyor. Yani öyle de bir avantajı var. Normal bahsettiğiniz yani laptoplar sistem satılmıyor çünkü. Kimse almıyor yani. Sistem stabil. Bakıyorsunuz
seneler boyunca 12 aynen. tane model çıkmış. Ya şimdi diğerlerine bakalım. 32 RAM'lisi var, 64 RAM'lisi var, bir şey var. Onun ekran kartlısı var. Ben bu konuda bir şey sormak istiyorum. Ben de bir iPhone kullanıcısı, o kadar hani sizin kadar da seven bir insan olarak bu tamamen test cihazı. Hani benim telefonun kamerası bozuldu diye şu an kullanamıyorum. Şimdi iPhone'da yani tamam bir şeyler çok iyidir, onu bozmazsın. Araba tasarımları da öyledir. Bir arabanın tasarımı çok iyidir ve bozmuyorlar. Ama şimdi Apple'ın arayüzü tamam çok stabil, tamam çok basit. Simplicity is everything diyor, tamam her şeye katılıyorum. Fakat birazcık yenilik gerek. Yani yukarıda gösterdi Yıldıray abi. İşte tip tek engine, işte force touch. Bunlar bence değil. Yani siz de katılıyor musunuz bu yoruma? Yani birazcık arayüz yenilenmeli. Android her şeyi yapıyor. Yani neler neler katıyor. Gene hani bir iPhone tercih ediyoruz. Hani birazcık iPhone'un gelişmesi lazım diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya bu teknoloji geciktirme diye bir konu var. Onun da bir adı vardı. Mevcut bir teknoloji, mesela işte parmak izini teknolojisini geliştirmek için adam belirli bir harcama yapıyor. Arge yapıyor. 200 milyon dolar. Adam diyor ki parmak iziyle ilgili yeni bir teknolojiyi çıkarmayayım. Veya bunun üzerine yoğunlaşmıyor. Önce diyor bu parmak izi geliştirmesini 200 milyon dolarlık satayım, paramı çıkarayım. Bir 200 daha satayım, kâr edeyim. Ondan sonra yeni teknoloji geliştirmeye başlayayım. Bence durum bu. Ben ondan ibaret diyorsunuz yani. Onun dışında da Apple diğerlerine göre, yani az önce de söyledim, bu saat diğer saatlerden 1,5 sene geç çıktı. Evet. Adamlar bir şeyi çok fazla denemeden yapmıyorlar. Bu hoş bir şey. Yani bu geldiğinde bu iş yapılmışsa bu iş tutar. Bu iş stabil. Mesela işte o 3D Touch olayı. Bir sürü telefonda benzeri uygulamalar var. Tabii tutmuyor, Instagram tutmuyor. Mesela destekliyor mesela şu an. Mesela işte şu tepedeki bildirim olayı. Bildirim olayı. Aşağıdan çıkan şu evet. Wireless aynen, Bluetooth dangle'ı biliyorsunuz. Aynen. Önce bu crack'te vardı yani. Telefon tabii jailbreak. Aynen. Jailbreak. Evet. Jailbreak deyince. Evet. Adam mesela buna baktı. Jailbreak'lerden 18 ay geç yaptı. Aynen. Ama iyi yaptı. Mesela ama jailbreak'te yaptı. Bug'lar vardı. Bug'lar bunda yoktu. Vardı. Pili biraz hızlı getiriyordu. Evet. Ama mesela bu şimdi daha stabil yaptı. Tabii. Bence aradaki fark oradan kaynaklanıyor. Biraz daha geç kalmasının anladım. Sebebi. Çok uzun süre deniyor. Anladım. Peki mesela sizin sektörde ben yani bildiğim kadarıyla apartman veya site bitirirken çabuk olmanız gerekiyor. Evet. Yani ne kadar hani yatırım yaparsanız Apple o kadar yapamaz. Çabuk biter. Yok tabii Apple yapamaz. Çünkü Apple'ın bütçesi mi yok yani? Bütçesi de var ama biraz geç geliyor dediğiniz doğru. Ben yıllar boyu yani bekledim Apple Watch'un görsellerini, videolarını ben hep izledim. Yani beklentimin altında çıktı benim. Çünkü kafamda hani with this new device falan diye hani bununla çok beklentimin altında çıktı. Sizce de öyle değil mi? Ve mesela size kusura bakmayın sözünüzü böldüm. Bir yere nargile içmeye gittiğimde garsona dedim ki yani bir tanesi de nargile söyledim. El fakir üzüm. Aa dedi Apple Watch mu var dedi. Evet dedim. Abi dedi ben de alacağım dedi. Öyle mi dedim filan al dedi. Nasıl dedi kullanım dedi. Ne dedim anlattım işte böyle böyle filan. Abi dedi ne güzel bak dedi Apple yaptı dedi. Artık telefon taşımana gerek kalmayacak dedi. Yok. Yani işte insanlarda böyle bir şey de var aslında algı oluşmuş. Buradan konuşup telefonu evde bırakıp gelebilirsin. Yok evet. Yani bu çıkartılabilir mi mesela? Böyle bir sizin şu anda buradan konuşabiliyoruz ama biliyorsunuz konforlu değil. Aynen. Bir de Bluetooth'ta. Telefon yanınızda olmalı. Yanımızda olmalı. Şarj olayı hala sıkıntı. Yani şimdi bu bir hala bu telefon kolumuzda her şey motion sensörle şarj oluyor. Yani onu eklemişler. Evet. Kılıflar, kabloları şarj olabilirdi, batarya olabilirdi. Bu hala çok uzak bir teknoloji değil. Değil kesinlikle. Ama bunu hala yapmadı işte. Evet. Şu anda... ama böyle de adam bunu yapmış. Önce bir bunu satıp parasını çıkaracak. Aynen, tabii. Sonra biz Apple Watch 2'ye ne koyacak? Doğru. Onun kafasında doğru. Var. Bunlarla alakalı şey. Şimdi mesela bu incelir mesela. Bataryası daha iyi gider. Bununla da başlarız şimdi. Apple Watch 2 geldi. Bunu atalım çöpe evet, falan. Evet bunu atalım. Evet. Tabii. Valla yani MacBook'tan da Apple'dan da yani iPhone'dan da memnunsunuz yani. Evet. Bir sonraki alacağınız model ne olur mesela? 6S Plus olmaz. Büyük. Plus yok. Plus telefon değil. Yani tablet misin, telefon musun? Hiç sevmediğim telefon modeli. Fablet diyorlar işte. Hiç sevmedim. Bu kasayı dediğiniz gibi 7'ye yetişirsem, şu kasa çıkacağını duyarsam ben o 7'yi beklerim. Bu kasayı istiyorum. Bu kasa aynı. Tok ve sevdiğim bir kasa. Ama onun dışında madem aldık 6S alırdım sıfırdan şu telefonun başına bir şey gelseydi. Hani çünkü daha uzun süre dayanıyor. Yani şu telefonun kaldı 2 sene ömrü. O 6S'in 4 sene ömrü kalmıştı. Anladım. Mesela. Yani mesela şarj konusunda da sıkıntı çekmediniz mi? Yani arabaya bağlanmanız. Şarj sıkıntılı. Sıkıntılı değil mi? Şarj sıkıntılı. Memnun değilim yani ama
lityum iyon pillerin bütün cihazlarda kaderi bu. Evet. Arabalarda da mesela elektrikli modellerde artık lityum teknolojisinin ilerlemesi lazım. Başka Bora veya başka bir şeye geçmemiz lazım artık. Benim bir arkadaşım var. Reklam olmayacaksa Corporant. Yani bir gün böyle bir tweet attım. Hı-hı. Ya elektrikli araç çok merak ediyorum. Corporant Barkın Bey bana yollamadığı bir i3. Hı-hı. Bindim. Evet 100 kilometre ama. Evet. Yedeği de yok. Tabii tabii. Şarjı da 8 saat. İsviçre'de var bir de galiba. Nerede var? Mesela sizin sitede var mı? Şarj etmeniz. Bizim yeni yaptığımız WRoof'ta mesela şarj istasyonu var olacak. Mı? Çünkü yeni sitelerde olması lazım. Evet evet. 5 sene sonra gelecek. Bizim kesinlikle. Evler 60 senelik. Tabii tabii evet. Onu düşünmek lazım. Yerini bıraktık. Şimdi cihazları da koyacağız. Hı-hı. Daha fazla da konulabilecek ileride. Hı-hı. Öyle düşünüyoruz. Hı-hı. Ama 8 saatte şarj 8 oluyor. Saat. Hem şarjı uzun. Aynen. Hem mesafe kısa. Tabii. Ataşehir'den Kurtköy'e gittim geldim. Hı-hı. İşte. 20 kilometreydi. Kurtardım. Biraz performansı güzeldi ama mesela. Ben de yani sıfır ses. Evet. Müthiş kalkış. Aynen. O harika. Çok çok iyi yani. Mesela Tesla'nın bir modeli var mesela. Otomobile geçtik ama Tesla Model S serisi falan. Insane da modu var. Ha yani 3,5 saniye, 3,2 saniye böyle onu bir şey. Onu da bindim. Boynum ağrıdı. Evet yani. Şoför yani onu kullanamadım. Evet. Şoförü bastı gaza. Boynu evet. Sürekli geriliyor. Yani İnanılmaz. 911'i falan geçiyorsunuz yani o araba. Orta paneli zaten görmeniz lazım. Hiçbir arabada öyle bir iPad Pro gibi yok. Böyle evet. İnanılmaz. Evet, evet. Çok güzel. Yani o mesela o aslında Amerika'da mesela otonom sürüş özelliğine sahip güncelleme geldi o araca. Tabii kendinden bırakıyorsunuz mesela buradan orada Kurtköy'e. Tabii. Evet tabii orada şey tabii. Bizim minibüs şoförleri yok. Tabii tabii. Yani. Gemze'yi harem hattına buyursun gelsin. Yok yok mümkün değil yani. Bir de mesela ben onu isterdim mesela yani minibüsçülere bence sinyal opsiyon olmalı yani konmamalı. Zansak boşuna para değil mi? Ben daha hiç kullanmadım. Ben görmedim. De görmedim yani. 750 bin lira kar. Tabii tabii yani böyle bir düşüncem var. Vallahi eklemek istediğiniz varsa eğer hani yani. Söylemek istediğiniz. Yok. Yok mu? Aklıma bir şey geldi. Vallahi ayağınıza sağlık. Evet ben çok teşekkür ederim. Ben çok memnun oldum vallahi. Çok teşekkür ederim. Röportajınız için. Çok memnun oldum. Sağ olun. Teşekkürler izlediğiniz için sağ olun. Router nerede kullanılıyor? Evet, wireless'ların router'ını kullandığınızda menziliniz artıyor. Yani böylelikle o mesafeler artık sorun olmaz. Ben size isterseniz biraz bahsedeyim. USB Type-C, USB 3.0'dan sonra gelen yeni bir teknoloji aslında. All-in-one teknolojisine sahip. Yani bir kabloyu taktığınızda 3'e ayrılıyor. Bunlar ne mi? VGA, HDMI.